Değerli Divan, değerli dostlarım, hepinizi CHP Diyarbakır Milletvekili olarak saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, çok konuşuldu. Ben de değindiğim konulara değinildi. Uzatma imkanı da yok zaten. O nedenle özetle geçeceğim. Değerli arkadaşlar, evet, zor zamanlardan geçiyoruz. Yani bu halkımıza söz verdik. İkinci yüzyılda halkımızın iktidarını gerçekleştireceğiz dedik. Gerçekleştiremedik. Kaybettik. Kaybettik değerli arkadaşlar. Ve bunun öz eleştirisini yapamadık. Maalesef yapamadık. 28 Mayıs'tan sonra kapsamlı bir öz eleştiri sürecini başlatamadık. Yapmadık. Geriye çekildik. Ve seçmenlerimizi küstürdük, öfkelendirdik. Şimdi işte bu kurultay bir muhasebe kurultayı aynı zamanda. O nedenle herkesin burada konuşması lazım. Nerede hata yaptık, nerede yanlış yaptık, bunların büyük bir cesaretle ortaya konması lazım. CHP'nin bugünkü hali benim kendi gözlemim hal değil. İkinci yüzyıla girdik. Hem partimiz yorgun, hem cumhuriyetimiz yorgun. İkinci yüzyıla girerken iktidar olmalıydık. İktidar olmalıydık. İkinci yüzyılı biz inşa etmeliydik başından itibaren. Ama yapamadık, verdiğimiz sözleri yerine getiremedik. Arkadaşlar bakın, bir kez daha ifade ediyorum. 14 Mayıs'a kadar, evet 14 Mayıs'a kadar iyi götürdüğümüz süreci maalesef 14 Mayıs'a 28 Mayıs arasında heba ettik. 14 Mayıs'a kadar olan bizim düsturumuz neydi? Eşitlikti, adaletti, insan haklarıydı. Refahtı, toplumsal barıştı. Ama birdenbire döndük. Ve elde ettiğimiz güveni yerle bir ettik. Gizli protokollerle bunu yaptık. Üzülerek ifade ediyorum gerçekten. Üzülerek ifade ediyorum. O protokolün aktörleri bugün salona girdiler. O protokolün aktörleri, ne olduğunu bilmediğimiz aktörleri bugün salona girdiler. Ekranlarda izledim ve son derece kırıldım. O protokolün sahipleri girdi buraya aynı zamanda. Demek ki bunlardan bir dert çıkarmamışız. Bu eleştirileri hiç dikkate almamışız. Hiç almamışız. Neydi değerli arkadaşlar? Evet, genel başkanımız ifade etti. Sivas'ın ötesine gidemiyorduk. Evet, gidemiyorduk. Ben bunun tanığıyım. Bunun tanığıyım. Ben partiye katıldığım zaman dostlarım, sen kendini haram ediyorsun demişlerdi 2010 yılında. Hayır demiştim, eğer biz Türkiye'de demokrasiyi, barışı inşa edeceksek Cumhuriyet Halk Partisi'yle beraber inşa edeceğiz demiştim. O zamandan bu zamana emek veriyorum. Katıldığım günden beri, bakın katıldığım günden beri hep ben eleştirildim parti içerisinde. Hep karşı çıktım. Dostça eleştiriler de aldım ama düşmanca bir bakışa da karşı karşıya kaldım aynı zamanda. Bunun nedenini bu kurultayda da kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Bir, insan hakları savunusu olduğum içindi. İkincisi, Kürt olduğum içindi. Bu kadar açık. Bu kadar açık. Başka bana gösterilen tepki hiç kimseye gösterilmedi bu kadar açık bir biçimde. Ama ben burada CHP Diyarbakır milletvekili olarak konuşmaktan da onur duyuyorum. Bunun bilinmesini istiyorum. Değerli arkadaşlar bakın, her yeniliğden sonra ya da her böyle eşitlikçi demokrasiden yana söylenden sonra eğer bir şey olmuşsa, kayıp olmuşsa, siyasetçilerin ilk yaptığı şey kendisini korumak. Onun dışında yaptıkları diğer şey de ise Kürtleri bir tarafa atmak. İnanın bakın, inanın bu seçimde de böyle oldu değerli arkadaşlar. Böyle oldu. O yarattığımız güven duygusunu 14 ile 28 Mayıs arasında heba ettik, heba. Bize gittiğimiz her yerde soruyordu, soruyorlar. Neden bunu yaptınız? Neden bizim güvenimizi kırdınız? Şimdi işte yeniden güven zamanıdır. Yeniden güven zamanıdır. Bu güveni bu kurultay inşa etmek zorundadır. Halkın bizden beklentisi budur. Bunu başarmalıyız, bunu yapmalıyız. Bizler değişmeden, partimiz değişmeden Türkiye değişmez. Türkiye değişmez. Bunu birlikte başaracağız. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.